Evet, sevgili arkadaşlar, Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine Ali İmran suresinin Türkçe meali. Türkçe meali, yani ayetlerin anlamı. Evet, ayet 116'dan başlıyoruz. O inkar edenler var ya, onların ne malları ne de evlatları onlara Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamayacaktır. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerini vurup da mahveden kavurucu ve soğuk bir rüzgarın hali gibidir. Allah onlara zulmetmedi fakat kendileri kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler, kendi dışınızdakilerden sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık. İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Halbuki onlar sizi sevmezler. Siz kitapların hepsine inanırsınız. Onlarsa sizinle buluştukları zaman inandık derler. Baş başa kaldıkları zaman da kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki, kininizle geberin. Şüphesiz ki Allah gönüllerin özünü bilir. Size bir iyilik dokunsa fenalarına gider. Başınıza bir kötülük gelse onunla sevinirler. Eğer sabreder ve Allah'tan gereğince korkarsanız onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onları kendi amelleriyle kuşatmıştır. Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah hakkıyla işiten ve bilendir. O zaman içinizde iki takım bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir'de yardım etmişti. Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere Rabbinizin size indirilmiş 3.000 melek ile yardım etmesi size yetmez mi diyordun. Evet, sabreder ve Allah'tan korkarsanız onlar ansızın üzerinize gelseler Rabbiniz size nişanlı 5.000 melekle yardım eder. Allah bunu size sırf müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım yalnız daima galip ve hikmet sahibi olan Allah katındandır. Allah bu yardımı inkar edenlerden bir kısmını kessin veya perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yaptı. Bu işten sana hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut onlara zalim olduklarından dolayı azap eder. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ey iman edenler, kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Allah ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerde yer arası kadar olan Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. O Allah'tan hakkıyla korkanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever ve onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri zaman
Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmezler. İşte onların mükafatı ödülleri Rableri tarafından bağışlanmaya ve altın yanaklar akan ebedi kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Muhakkak ki sizden önce birçok olaylar, şeriatlar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'tan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz. Eğer size Uhud Savaşı'nda bir yara değmişse, Bedir Harbi'nde o topluma da benzeri bir yara dokunmuştu. O günler ki biz onları insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da Allah'ın sizden iman edenleri ayırt etmesi ve sizden şahitler edilmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Bir de bu Allah'ın iman edenleri tertemiz seçip kafirleri yok etmesi içindir. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama bırakıp duruyorsunuz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini dilerse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardı ki kendileriyle beraber birçok Allah dostları çarpıştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılgınlık göstermediler. Zaafa düşmediler. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı diret. Kafirler güruhuna karşı da bize yardım et demekten ibaretti. Allah bunlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Siz eğer kafir olanlara uyarsanız sizi topuklarınız üstünde gerisin geriye çevirirler. O zaman büsbütün kaybedersiniz. Hayır! Sizin Mevlanız Allah'tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmalarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların yurtları ateştir. Zalimlerin dönüp varacağı yer ne kötüdür. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Allah size sevdiğiniz galibiyeti gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamberin verdiği emir hakkında tartışmaya kalkıştınız ve isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan geri çevirdi ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Peygamber sizi arkanızdan çağırıp dururken siz boyuna uzaklaşıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah size gam üstüne gam verdi ki ne elinizden gidene ne de başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra bu kederin ardından Allah üzerinize öyle bir eminlik, öyle bir uyku indirdi ki bu ikinizde bir zümreyi örtüp bürüyordu. Bir zümre de canları sevdasına düşmüştü.
Allah'a karşı cahiliyet zannı gibi hakka aykırı bir zan besliyorlar ve bu işten bize ne diyorlardı. De ki, bütün iş Allah'ındır. Onlar sana açıklayamayacaklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki, bize bu işten bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. Onlara şöyle söyle, eğer siz evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine muhakkak yatacakları öldürecekleri yerlere çıkıp gidecekti. Allah bunu göğüslerinizin içindekini denemek ve yüreklerinizdekini temizlemek için yaptı. Allah göğüslerin içinde olanı bilir. İki toplumun karşılaştığı gün içinizden yüz çevirip gidenler var ya, şeytan onların kazandıkları bazı şeylerden dolayı ayaklarını kaydırmak istedi ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır. Ey bağışlayandır, halim çok yumuşaktır. Ey iman edenler, sizler inkar edenler ve yeryüzüne sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsalardı, ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret yarası olarak koydu. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah'ın bağışlaması ve rahmeti sizin için onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Sen o zaman sırf Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafında dağılıp giderlerdi. Artık onları sen bağışla. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Yapacağın işlerde onlara da danış. Bir kere de azmettin mi artık Allah'a dayan. Muhakkak ki Allah kendine dayanıp güvenenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Hiçbir peygambere ganimet malını gizlemesi, devleti millet malını aşırması yaraşmaz. Kim böyle bir aşırma ve ihanette bulunursa kıyamet günü aşırdığını boynuna yüklenerek getirir. Sonra da herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Onlar haksızlığa da uğramazlar. Allah'ın rızasına uyan kimse Allah'ın hükmüne uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Varış yeri olarak ne kötüdür orası. Onlar insanlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apacık bir sapıklık içindeydiler. Bedir'de düşmanı iki katına uğrattığınız bir musibet. Uhud'da size çarpınca mı? Bu nereden dediniz? De ki bu başınıza gelen kendinizdendir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet de Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri belirlemesi ve hem de münafıklık yapanları ayırt etmesi içindir. Ve onlara geliniz Allah yolunda savaşınız veya hiç olmazsa savunmaya geçiniz denilmiştir. Onlar ise biz savaşmasını veya savaş olacağını bilseydik arkanızdan gelirdik demişlerdi. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah neyi gizlediklerini daha iyi bilendir. Kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi dediler. Onlara de ki eğer iddianızda doğruysanız kendinizin ölümü uzaklaştırınız. Allah yolunda
Öldürenlere sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Allah'ın lütfundan verdiği nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiçbir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Onlar Allah'ın nimetini, keremini ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdeler. Kendilerine yara dokunduktan sonra da Allah ve Peygamberinin davetine uydular. Hele onlardan iyilik edenlere ve gereğince Allah'tan korkanlara büyük bir mükafat vardır. İnsanlar onlara, düşmanlarını size karşı ordu topladı, onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını artırdı. Ve şöyle dediler, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Bunun üzerine kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve lütfuyla geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir. Size o haberi getiren ancak şeytandır. Sadece kendi dostlarını korkutabilir. Onlardan korkmayın. Eğer mümin iseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır. Kafirler kendilerine mühlet vermemizin şahısları için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara bu mühleti ancak günahlarını artırsınlar diye veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah müminler içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Pisi temizden ayıracaktır ve Allah sizi kayba vakıf kılacak da değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip kaybı bildirir. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız sizin için büyük bir mükafat vardır. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarında dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah şüphesiz, Allah fakirdir. Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin lafını elbette duymuştur. Onların söylediklerini ve peygamberi haksız yere öldürmelerini yazacağız ve şöyle diyeceğiz. Tadın o yakıcı azabı. Bu kendi ellerinizin yapıp öne sürdüğünün karşılığıdır. Allah kullarına asla zulmetmez. Ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere iman etmeyeceğimize dair Allah bize ahitte bulundu diyenlere de ki benden önce size bazı peygamberler açık belgelerle ve sizin dediğiniz şeyle geldi. Eğer doğru insanlarsanız ya onları niçin öldürdünüz? Eğer seni yalanlarlarsa sende önce açık deliller, hikmetli sayfalar ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanmıştı. Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirlerini size eksik olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı zevkten başka bir şey değildir. Muhakkak siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan size eziyet verici birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'tan gereği gibi korkarsanız şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir. Bir zamanlar Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye
söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler ve onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. O yaptıklarına sevinen ve yapmadıkları şeyleri de ölmek isteyenlerin alacakların, olacaklarını sanma. Onların azaptan kurtulacaklarını da sanma. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık ibretli deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir daveti işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Bizleri sana ermiş kullarından beraber canını al. Amin. Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Muhakkak sen verdiğin sözünden dönmesin. Rableri onlara şu karşılığı verdi. Ben erkek olsun, kadın olsun sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz, göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet edilenler, savaşanlar ve öldürülenler, onların günahlarını elbette örteceğim. Ve Allah katından bir mükafat olmak üzere onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. En güzel mükafat Allah katındadır. Kafirlerin diğer diğer dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir geçimliktir. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerinden gereğince korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kalacaklar Allah katında ağırlanacaklardır. İyiler için Allah katındakiler daha hayırlıdır. Kitap ehlinde öyleleri var ki Allah'a inanırlar. Size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a boyun eğerek inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere değişmezler. Onların mükafatı da Allah katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler, sabredin, düşmanlarınıza karşı sebat gösterin. Nöbet bekleşin, Allah'tan gereğince korkun ki kurtuluşa eresiniz. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amme yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Böylelikle Ali İmran suresini de bitirmiş olduk. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bayram özendi. YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı böyle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.